Jandarma saatlerce, 7-8 saat boyunca arama yaptı. 1,5 metre çukur kazdı. Çok önemli delillere ulaşmışlardı. Gece boyunca biz de merak ediyorduk. Jandarmadan da bilgi almaya çalışıyorduk. Efendim, jandarmanın yapmış olduğu kazıda 8 adet kemik parçası ve kıyafet parçası bulundu. Evet. O kemik parçaları kime ait henüz bilmiyoruz. Ama jandarma dün Savaş Hoca da dedi. Eğer ki bir şey yoksa bu kadar dedi adamlar bunca saat dedi burada elek istediler, numaralandırma yaptılar, delil torbalarına sürekli bir şeyler koydular. Efendim şeyler çamur kaldırıldı, toprak kaldırıldı, 1,5 metre kazı yapmışlar. Şimdi o noktaya gideceğiz. Nerede, nasıl bir arama yaptıklarını Balıkesir Gören'e canlı bağlanacağım. 8 parça, 8 adet kemik parçası ve kıyafet parçası bulunmuş. Bu ne demek oluyor? Bilmiyorum. Şaşırdınız mı Şakir Bey? Hayır. Kıyafet... Ya şaşıracağız tabii ki yani. Şaşırmaz olur mu insan ya? Mutlaka şaşıracaksın yani. 8 adet kemik parçası. Fulya Hanım, dünkü o fısfıs atılma şeyinde de fısfısın olduğu yerin bir alt tarafında amcamın sayası var. Kameralar. Orada da kameralar var. Aha. Eğer o kameralar orayı bakıyorsa, aha, o fısfısı kim attıysa kameralarda çıkması lazım. O şimdi fısfısa geleceğiz. Fısfısla alakalı da çok önemli bir detaya da ulaştık. Hepsini anlatacağım gerçekten. Ben her gün diyorum ya, dün de dedim, yayın saatini iple çekeceğim ertesi günün diye. Size söyleyip anlatmak istediğim çok şey var gerçekten. Televizyonunuzun başından ayrılmayın. Dün gece boyunca, yani gece demeyeyim ama hava bayağı kararıncaya kadar jandarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam etmişti. Bir dün biz yayından sonra da neler yaşandı bir ekrana getireyim. Daha sonra canlı bağlantıyla Balıkesir Gönen'den ekibim karşınızda olacak. Tülay Ateş'in 6 yıldır kayıp astım spreyini canlı yayında bulduk. Sarıköy Jandarması yayınımızı ihbar kabul etti. Dakikalar içinde o eve intikal ettiler. O evde, o alanda arama çalışması başlattılar şu an. Ekipler kayıt altında evin avlusuna giriş yapıyorlar. İncelemelere ilk olarak küpenin bulunduğu iddia edilen nokta ile astım ilacını bulduğumuz noktadan başladılar. Ardından da uzman ekipler ardiye ve güvercin odası olarak kullanılan bölümlere doğru ilerledi. Zeminin yumuşak olması dikkatleri çekince kazı çalışması da başladı. Toprak yaklaşık 1,5 metre kazıldı. Olay yerinde olayın seyrini değiştirebilecek nitelikte bir bulguya rastlandı. Çıkan yeni kemikler tek tek delil torbalarına yerleştirilirken toprakta elbise parçalarına da ulaşıldı. Saatler süren kazı çalışması an itibariyle tamamlandı. Alınan örnekler olay yeri inceleme ekibi tarafından incelenmek üzere kriminale gönderilecek ve bu kriminal sonucunda ise olayın seyri netleşmiş olacak. Sekiz kemik ve kıyafet parçaları, bu ne demek gerçekten Şakir Bey? Siz dün dediniz ki evi kompleks isterse yıksınlar dediniz, hiçbir şey bulamazlar dediniz. Bu ne demek oluyor? Bu kemik parçalarına niye ulaşıldı, kıyafet parçalarına? Şimdi Fulya Hanım, ne düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim ben onu. 1971 yılında zaten burası çaydan dolduruldu. Yani oradan da kemik çıkar, şeyden de çıkar ama
Yani ben gene de söylüyorum şurada. Benim evime, benim kızımı öldürüp de gelip oraya gömecek insan çıkmaz. Çünkü gözükmesi lazım. Kendim de dahil, bak söylüyorum. Kim olursa olsun komşu duyar, aşağısı duyar, her taraf duyar. Kıyafet parçalarına ne diyorsunuz? Kıyafet parçası şöyle olabilir. Bizim attığımız parçalar gömülmüş olabilir. Yani o da bir metre alta gidecek hali yok. En fazla dört parmak alta gömülür. Yani. Jandarma niye bu kadar şüphelendi oradan? Jandarma şüphelensin tabii ki. Yani sonra Özer'in ev şeyi de yakın olduğu için tabii ki şüphelenecek. Ben gene söylüyorum. Evi kökünden çıkarsınlar. Ben dünden razıyım abla. Ben buraya ne yapmaya geldim? Evladımı arıyorum. Ben yeni aramıyorum bunu. Günlerdir, aylardır arıyorum. Peki şaşırmıyor musun? Şaşırmıyor musun? Yani şimdi net olan bir şey yok. Yani 8 kemik parçası var. Bunlar adli tıpa gidecek insan kemiği, evet. Hayvan kemiği. Şaşırmam olur mu? Şunu söyleyeyim sadece. Şu bilgiye ulaştım sadece. Şimdi orada sizin hayvanlarınız oluyor, tavuklar oluyor ya. Tavuk, tavuğa ait kemik değil dedi. Jandarma bu kadar ama detay verdi. Yeminle söyledim şimdi ya. Tabii incelenecek ya, bunun bir DNA incelemesi tabii ki, tabii olacak. Ki yani. Bir tavuğa ait bir kemik değil. Ha, insana mı ait, tülaya ait kemik mi? İşte yapılan inceleme sonucunda tabii ortaya i̇nşallah, çıkacak. Inşallah. Ama yani bu kadar bak 7-8 saat orada kazı yapmışlar. Yani zaten hemen anlarlar yani burada bir şey olmaz deyip hani ama çok şüphelenmişler. Evet çıkarlardı hemen şöyle bir saat en fazla hadi inceleme yapsın, kazı yapsın. Söylüyorum abla kıyafet işte. Parçalarının çıkmış olması da beni çok şey yaptı yani. Şaşırdım açıkçası. Vallahi ben de şaşırdım. Çünkü 1971 yılında orası doldurma. Yani toprak doldurma. Onun için yumuşaktır zaten, dün de söyledim ben size. Ne dedim, yumuşaktır orası. Oraya gömülmüş olamaz mı Tülay? Abla hiç kesinlikle yani ben öyle bir şeyi hiç kıyafet inanmıyorum. Abla? Hiç inanmıyorum abla. Kıyafet abla şaşırdın mı orada kemiklerin çıkmasına? İnanmıyorum. Öyle ben bir şey kesinlikle olmaz. İnanmıyorum. Yani Allah göstermesin ama kesinlikle de inanmıyorum. Öyle bir şeyin çıkacağına da inanmıyorum. Yani vardır kemik parçası. Tabii ki vardır mutlaka. Bizim yapılarımız tabii 1970 yılından. Ölüsü dirisi çıksın. Ben arkasındayım. Ben evlatlığımın arkasındayım. Ne olursa olsun ben hazırlıklıyım. Ben savcıma da sesleniyorum. Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Abla gelecek buraya gelecek. Ellerinin bizim istediğimiz o değil. Bizim istediğimiz koysun. Özer buraya gelecek. Gelecek o abla gelecek. Neyse ne yaptıysa onu madem istiyorum. Suçu yok gelsin kendini gelecek temizlesin. Buraya. Madem temizlesin gelsin desin ki ben de değil. Ben yapmadım. Temize çıkarsın kendini madem öyle. Gelsin niye abi. Gelmiyor? Niye bizim karşımıza çıkmıyor? Yapma, madem yapmadım bizim karşımıza çık. Delikanlı ol delikanlı. Sen delikanlı değilsin. Değilsin delikanlı. Sen hiçbir delikanlı olmadın. Boşu boşuna delikanlısın sen. Boşu boşuna. Duydun mu beni? Sen buraya geleceksin. Delikanlı gibi ben nasıl çıktıysam da delikanlı. Sen de buraya delikanlı çıkacaksın. Ben de çocuğumun evladımın arkasındayım. Ben hepsinin arkasındayım. 4 tane çocuğum var. Delikanlı gibi buraya geldim. Çıktım ben buraya. Tamam mı? Kıyafet abla. Sen delikanlı değilsin. Oradaki kemikler Tülay'a aitse eğer. Hayır. O zaman şunu mu diyorsun? Senin senaryonda şu. Özer buluştu bununla. Öldürdü ve sizin evin oraya mı abla, gömdü yani? Abla benim tek söylemek istediğim şu. Gene söylüyorum. Özer de Özer diyorsun. Özer mi Özer? Özer. Özer. Yine de söylüyorum. Başka kimse başka değil. O yaptı. Demiyorum. O yaptı. Yaptı uzun o yaptı. Ben şunu söylüyorum bak gerçekten. O yaptı. Şu arkadaşlar bak katılmış yayına ne kadar seviniyoruz. Eğer bu arkadaşın söyledikleri ya, zaten doğru. Kızının aradığı doğru. Recep'in söylediği de doğruysa zaten kızımın gittiği yer belli. Bak bunu defalarca söyledim. Bu yoldan iniyorsa bu. Bunu da Recep burada görüyorsa zaten Özer'in evinin önüne gelmiş oluyor kız. Demek ki o zaman Özer çağırdı bunu. Ya konuştular bir şeyler yaptılar. Kız ortadan kayboldu. Yavrum.